Murat, şimdi parti içi dinamikler deyince tamam, partinin bir karar organı var. Ama parti içi dinamikler adaylığa çektiğimizde, işte bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu, bir tarafta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yavaş var. Şimdi bunlar da bugün tweet attılar. Yanınızdayız, arkanızdayız. Kemal Kılıçdaroğlu. Benim de o cepheden aldığım bir takım bilgiler var. Onu ilerleyen şeyde konuşuruz. Sen bu cepheden baktığında nasıl yorumluyorsun? Yani bugün mesela bu tweetlerin peş gelmesi, ard arda iki adayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir anlamda yetki mi verdiler, yoksa adaylığını mı desteklediler? Vekalet verdiler. Vekalet mi verdiler? Vekalet verdiler. Yani zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun da amacı o vekaletleri almak. Yani şimdi burada biraz şey yapıyoruz, çok da hafife alıyoruz gibi. Yani biz anlamında söylemiyorum, yani genel olarak söylüyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu kapalı grup toplantısı yapmayı bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Yapmadı mı daha önce? Bu dolayısıyla diğer siyasi muhataplarına söyle, bak ben kendi içimi toparlıyorum. Giden de gitsin diyorum. Herkes de bana vekaletini veriyor. Vekalet vermek şu anlama geliyor. Yani ben Mansur Yavaş'ın da Ekrem İmamoğlu'nun da ya tam biz çekildik artık yokuz dediğini zannetmiyorum. Genel başkanlarına diyorlar ki sen ne diyorsan onu artık biz kabul ediyoruz. Yani vekalet sözünü buradan kullanıyorum. Dolayısıyla bunun hani diğer taraflara da şimdi yani eğri oturup doğru konuşalım. İyi Parti'nin içi çok mu mükemmel tıkır tıkır işliyor? Yani Meral Akşener'in bu kadar hani ikna etmeye çalışması boşuna mı? Hayır, değil. Yani bir tane hakikaten aslı astarı olmayan bir HDP'ye bakanlık tartışmasının, yok işte 7. parti davet mi ettik etmedik, bu tartışmanın ne kadar İyi Parti içinden, önce de İyi Parti içinden tepkiyle karşılandığını görmedik mi? Gördük. Yani sadece İyi Parti de değil burada, yani AK Parti dahil diğer bütün siyasi muhataplara diyor ki benim partimin içinde bir sorun var. Ben sorun olduğunu saptadım. Tamam mı? Şimdi de olan olmayan, ya daha düne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na 50 tane laf söyleyen insanlar bugün hepsi sıraya girdi. Yanındayız bilmem şeyi ne hashtag attılar, Nevşin ne dediler? Ha, yanındayız de yanındayız. Ben biraz komik buldum. Çocukça şimdi, geliyor bana. Bunlar ne ya yani? Arkadaşlar, böyle mi olur bu işler? Bu olur siyasette, meşru siyasette her şey olur. Yani hiçbir şeyi kalıba bağlayamayız. O olur bu olmaz diyemeyiz. Bağlayamayız. Sonuçta ben meşru siyasettir. Adam diyor ki kardeşim verin vekaletlerinizi. Vermeyen de buyursun gitsin diyor. Herkese verdi mi vekaletini? Yani veren verdi. Doğru mu? Dolayısıyla biraz bu açıdan bakmak lazım. Ha, görüntü şey değil. Bakın şunu söylemek lazım. Yani bizim aramızda hiçbir sorun yok. Değil mi? Yani bu kadar iş oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor, aramızda sorun yok. Meral Akşener konuşuyor, aramızda sorun yok. Ali Babacan konuşuyor, aramızda sorun yok. Ya siyaset yaşanan gerçekliklerden öte algılanan gerçekler üzerinde kurulur. Siyaset budur. Siyaset algılanan gerçeklik demektir. Algılanan gerçeklik orada bir sorun olduğu doğrultusundaysa siz o sorun yok diyerek onu silemezsiniz. Onu silmek için bir şeyler yapmak zorundasınız. Ben Çiğdem'e o açıdan katılıyorum. Yani belki de bir neşter atmak gerekiyordu. Yani sancıları olacaktır. Ama sonuçta muhalefet cephesini kendi içinde bir hani eski deyimle kullanacağım insicam, bir kendi içinde bir düzen silsilesine getirmeden bir doğru düzgün mücadele edeceklerini sanmıyorum. Şu aşamada adayı açıklasa ne olacak ya? Şey, dükkan o haldeyken, yani darmadağınken adayı açıklasan ne olacak? Dolayısıyla ben biraz hani parti içi dinamikleri sordun. Sen de konuştun Cumhuriyet Halk Partililerle biliyorum. Belki evet. Sende tamamlayıcı bilgiler ya vardır yani şey yapsan bilgileri... ama benim gördüğüm bu şey sarsıntı hesap edilerek yani bir sarsıntıya yol açacağı hesap edilerek yapılmış bir hamledir. Evet. Senin vurguladığın gibi Doğan, hani bunun metne bağlı kılınıp okunması, işte bütün parti
eğitim programı diye hepsinin bir araya toplandığı bir Seferihisar'da galiba şey yapılması filan. Görece rahat bir mekan yani. Evet. Bence bunu gösteriyor diye düşünüyorum. Evet.